Bu akşam başlayacak tam kapanma öncesi Alanya merkezin yanı sıra civar mahallelerdeki turizm esnafı, kendilerine uzatılacak yardım eli bekliyor. Alanya'nın en büyük yerleşim birimlerinden olan Konaklı mahallesindeki turizm esnafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bankalar açık ama biz kapalıyız. 20 aydır dükkanımız kapalı. 18 gün evdeyiz. Ne yiyip ne içeceğiz. Kredi çektik, ödeyemiyoruz," dediler. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, siz bizi EYB kapatıyorsunuz ama sürekli size destek verdik bu darbe yıllarında. Epey sıkıntılar çektik. Darbeye dükkanımı kapattım, gittim. Bizzat orada sokağa çıktım, sabaha kadar bekledim bu ülke için ama şu anda vergi daireleri açık. Benim kafamın almadığı şey, vergi dairesi açık oluyor. Bizim turizm niye açık olmuyor, ben anlayamıyorum. Bizim kiralar aşırı yüksek. Bizim verdiğimiz sözler var. Verdiğimiz toplantıya sözlerimiz var. Senetlerimiz var. Evrak verdiğimiz evraklarımız var. Bizi kapatıp da bu sermaye dönmüyorsa biz bu ödemeleri nasıl yapabileceğiz? Bizim için bir çözüm sunarsanız çok iyi olur. Turizme ve zaten darbe oldu, uçak düştü, virüs oldu, bu sene de koronavirüs oldu, her sene üst üste geldi. Bizim de dayanacak bir yere kadar gücümüz var. Yetkililerin de buna el atması lazım. Bunun gibi nice insanlar, yani evrağı ödemeyip bankada bekleten, icraya bekletilmiş insanlar var. Bunları ilgili ne önlem alacak hükümeti, sayın hükümetimiz, bilmiyorum. Yani acil çözüm bulması lazım. Çözüm bulmazsa kimsenin de yani ne vergi ödeyebilir ne bir şey ödeyebilir. Yani ödüyoruz evet sürekli, ya sıkıntı yok. Ama herkese, yetkililere rica ediyorum, bir önlem bulursalar çok iyi olur. Şimdi bu pandemi sürecinde yani devlet yetkililerimiz bu sağlık konumuyla ilgili ellerinden gelen şeyleri yapıyorlar. Ama bizim bu pandemi sürecindeki kapanma noktasında yani biraz kararsız ve belirsiz noktalar var. Burada biz kapalıyız ama bankalar açık, şimdi ödeme istiyorlar. Şimdi biz kapalıyken bankaya ödeme nasıl olacak? Bu konuyla ilgili yetkililerin bir açıklama yapması gerekiyor. Şimdi turizm sezonunda otelciler tadilat yapıp bayram arkası bu pandemi yasak noktasının arkasında açılış yapacaklar. Malzeme tedariğini nasıl yapacaklar? Onlar arıyor bizi, nasıl yapalım? Yani kaçak göçek mi verelim? Biz ceza mı yiyelim? Bu oda başkanı, örnek veriyorum ticaret odası başkanı, bunlar ilgilenmesi gerekiyor bu esnafla. Esnaf şu an yanmış bir durumda. İnan ki psikolojik değil, artık kafalar kırılmış bir durumda yani insanlar şu an. Bunun haricinde başka neler var? Yani benim otel müşterilerine ben şunu da izah ettim. Gerekli yerlerden, yetkililerden izin belgesini siz alın. Malzemeyi ben yine vereyim, tedarik edeyim dedim. Ama hiçbirisi olumlu bir durum yok şu an. Şimdi zincir marketler açık deniyor. Bizler kapalı. Yani bu yasaksa herkese yasak olması lazım. Bu banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, ne bileyim çek senet falan, bunlar hepsi ertelenmesi gerekiyor. Bunlar ertelenmediği şekilde eğer bizim gibi esnaf arkadaşlarımızın hepsi de zor durumda kalmış olacaklar. Bunu emin olsunlar. Yarın iki gün sonra farklı olaylar açığa çıkar. Yani ben gibi böyle sakin bir insan bile ne böyle farklı nedenler düşünürse acaba biraz daha kafası çok kırılmış, psikolojisi daha çok bozulmuş olan esnaf arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ne yapacak? Burada sadece bir bakkalların açık olması, zincir marketlerin açık olması ya da Alanya'da örnek veriyorum bir metro ya da Koçtaş'ın açık olması, adam her şeyi satıyor orada. Bu yanlış bir durum. Onlar da kapalı olacak o zaman. Böyle bu hastalık iyileşmez, böyle yarısı açık yarısı kapalı, maddi olarak hastalıklar meydana gelir bizde. Normal hastalık, COVID hastalığı falan geçmez böyle. Teşekkür ederim. Birinci sıkıntımız zaten belli, 20 aydır dükkanlarımız kapalı. İkincisi, bu tüm bankalar, vergi daireleri her yer açık. Bizim mesela atıyorum ayın 10'unda, 5. ayın 10'unda çeklerimiz, senetlerimiz var ödenmesi gereken. Bunları nasıl yapacağız? Bunları kim
bize yardımcı olacak. Bunlara bir akıl danışkanlığı istiyoruz biz. Başka turistlerin gelmesini istiyoruz. Turistler gelmezse bu aldığımız ürünlerin paralarını nasıl ödeyeceğiz? Borçlarımız gırtlağa kadar doldu artık. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Şimdi bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bugün saat 5'ten itibaren kapandı. Ama bankalar açık. Niye açık? Şu an 18 gün ben evde olacağım. Ne yiyip ne içeceğim? Yaklaşık ben 20 aydır falan dükkanım kapalı. Şimdi benim vergilerim var. Ne bileyim sigortam var, çalışanım var. Bunları gerçekten ödemekte ben zorluk çekiyorum. Kredi çektim ben. İsterseniz bankada da var. Görebilirsiniz hangi bankada şey yaptığımı da gösterebilirim. Gerçekten çok zor durumdayım. Efendim şimdi biz turizm esnafı olaraktan yaklaşık olarak 2 yıldır dükkanlarımız kapalı. Yani şu anda büyük AVM'lerde gıda sektörü açıldı. Yani açılacak. Ama biz turizm çalışanları olarak, turizmden ekmek yiyen insanlar olarak, buradaki halk olarak, vatandaş olarak biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? 2 yıldır kapalı dükkanlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli yetkililer, sizlere sesleniyorum. Yani bizi de bir göz ardı etmeyin. Bize de bir imkan sunun. Yani ya dükkanlarımızı açalım, ya bir kısıtlamadan bir muaf şekilde bir elimizi, ayağımızı rahatlatacak bir şeyler sunulsun bizlere de.